Konuğumuz medikal estetik hekimi Roya Sharghi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Roya hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet, medikal estetik mesleğine, alanına hemen hemen ülkemizde ilk başlayan, en önde başlayan, hemen hemen vakaları ilk önce uygulayanlardandır Roya hocam. Sefalar getirdiniz hocam. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Belki de bu tedavilerin de, medikal estetik tedavilerin de atası diyeceğimiz bir tedavi var. Kolajen tedavisi, kolajen enjeksiyonları. Çünkü yapılan bütün her şey, yapmaya çalıştığımız her şey, cihazlarla, ürünlerle uğraştığımız her şey kolajene dönüşsün diye uğraşıyoruz. Siz direkt kolajen yapıyorsunuz. Kolajen uygulamalar yapıyorsunuz. Biz dersimizi çalıştık hocam. Şimdi biz bu konuyu açmak istiyoruz. Sırrınızı öğrenmek istiyoruz. Kolajen aşısı, kolajen uygulamaları nedir hocam? Nasıl uyguluyorsunuz? Kolajen biliyorsunuz hepimiz hekimiz cildin temel yapısıdır ve onun da yapı taşları fibroblastlardır. Şimdi benim uyguladığım kolajen aşısı, daha sonra belki ismini söyleyebilirim izin verirseniz. İtalya'da yapılıyor ve bu atların aşil tendonundan elde ediliyor. Ki evet. İnsan kolajenine, fibroblastına en yakın kolajendir. Kolajen biliyorsunuz hem cildimizde, hem kemikte, hem bağ dokumuzda mevcut olan ve vücudumuzu ayakta tutan ve densitesi ne kadar mesela yüksekse, oranı ne kadar yüksekse cildimiz o kadar sıkı, kemiklerimiz o kadar sağlam vesaire biliyorsunuz. Bunu yapı taşları fibroblastlar ve bunları biz alıp cildin içine mezoterapi yöntemiyle yerleştiriyoruz ki tip 1 kolajeni aktive edelim ve yeni fibroblastlarla beraber kolajen zincirleri oluşsun ciltte. Yani siz genel manada yaşla birlikte kolajen azalımı sağlanmışsa, hasarı sağlanmışsa bunları tamir ediyorsunuz. Dışarıdan bir kolajen veriyorsunuz. Doğru mu hocam? Evet, doğru. Peki hangi indikasyonlarda yapıyorsunuz? Ne yaşamalı ki hastanız siz kolajen aşısı yapasınız? Yani illa yaşlı olması gerekmiyor. Tabii ki yaşlarda yaş alan insanlarda çok etkili. O protokolleri de anlatacağım. Fakat akne izlerinde, skarlarda, yara izlerinde, cildin sıkılığının azalmasında bir sürü durumda biz kolajeni kullanıyoruz, enjekte ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde de sonuç alıyoruz. Peki hocam, kolajen aşısı nasıl kullanılmaktadır, anlatır mısınız? Bu İtalya'da atların aşil tendonundan elde ediliyor ve insan kolajenine çok yakın bir kolajen yapısı. Dolayısıyla insan kolajenini de çok iyi besliyor enjekte edilen yerlerde. Nasıl enjekte ediyoruz? Mezoterapi iğneleriyle cildin mezodermine enjekte ediyoruz. Sıkılık vermek istediğimiz bölgelere, tabii hekimden hekime değişir uygulaması ama ben mesela çene bölgesine daha sık enjeksiyon yapıyorum ama diğer bölgelerde de eğer ihtiyaç varsa yine aynı şekilde, ama normal prosedür şöyledir, yani 2 santim arayla hasta çok da acı duymadan enjeksiyonu yapıyoruz. Verdiğimiz yerde hem derin dermisteki, hem epidermisteki, hem mezodermdeki kolajeni aktive ediyor. Böylece bir 3D sonuç elde ediyoruz. Yani mesela bir sürü alet kullanıyorum kolajeni arttırmak için. Ama ki bunu uyguladığımız zaman direkt cilde kolajen enjeksiyonu yapıyoruz. Hocam peki atların aşil tendonundan elde edildiğini söylediniz. Yani atların aşil tendonundan elde ediliyor olması doğadan var olan bir materyalin yine doğada var olan başka bir materyale insanlara veriliyor olması bence en önemli ayırt edici özelliği galiba bu konunun. Evet. Peki bu alanda kullanılan birçok ürün, silah var. Ayırt edici özelliğin başka nedir hocam? Yani benim için bu kadar organik olması, aynı zamanda steril bir şekilde verebilmemiz ve Bunu yaklaşık mezoterapi uygulaması bilen her hekimin uygulayabilmesi çok önemli. Peki doğadan elde ediliyor dediğiniz alerji riski var mı hocam? Bir yayın var mıdır? Yani alerji geliştiğine dair. Çünkü bizim en büyük kriterimiz bu ve buna benzer materyallerin, yeni çıkan ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılıyor olmasını araştırırız. Böyle bir alerji ihtimali oluyor olması da bizleri çok endişelendirir. Bilinen bir alerji riski var mıdır hiç? Ben şimdiye kadar herhangi dediğim gibi bir alerji görmedim. Ayrıyeten ürün CE belgesi var. Evet, yani sertifikaları var. Sertifikası var. Herhangi bir yayında bu konuda okumadım alerjiyle ilgili. Peki hocam, bir hastamız, danışanımız neden kolajen aşısı yaptırmalı, anlatır mısınız? Akne izleri varsa, cildinde sarkmalar başladıysa, östrojen oranı azaldıysa ki östrojenle beraber biliyorsunuz bizim cildimizin kolajeni hızla azalır. Renk tonunu beğenmiyorsa, yeknesak bir renk, homojen bir renk tonu yoksa ve daha sıkı bir cilt elde etmek istiyorsa kolajen yaptırması en uygun yöntemlerden biridir. Ayrıca kolajeni tercih etme sebeplerimden biri de hem yüzün her tarafına uygulayabiliyoruz. Boyun, gıdı, dekolte, ellerin üstü ve istediğimiz her, sıkılaştırmak istediğimiz her bölgeye uygulayabiliyoruz. Ayrıca göz çevresine çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Ve 2 seansta da çok rahatlıkla o göz çevresindeki sarkmaların sıkılaştığını görüyoruz. Hocam bu kolajen uygulamasının güzel etkilerini ne kadar zaman sonra görmeye başlarız? İnanır mısınız, ben hemen enjeksiyondan sonra görmeye başlıyorum. Fakat şunu söyleyeyim, 3-4 gün sonra hasta kendisi görmeye başlıyor. 3-4 gün sonra, evet, o farklılık kendini gösteriyor. Evet. Peki etki ne kadar sürüyor hocam? Etkinin 1 yıl sürmesi için yapılan kür seanslarından sonra 6 ayda bir şey yapmak lazım. Yani bir tekrarlamak lazım ama dozu. Tek seans şeklinde. Ama bizim kürümüz normal olarak 35-40 yaş civarı veya şöyle diyelim 35 ile 50 yaş civarı 15 günde bir tek seans uyguluyoruz ve bu 4 seanstan oluşmaktadır bizim kür. Daha sonra ben kendime anlatayım. 2 ay sonra tekrar 1 seans uyguluyorum. Ondan sonra da 6 ayda bir. Ama tabii ki yaştan yaşa değişiyorum. Ne bileyim 25 yaşındaki bir genç bayan veya bey geldiği zaman ona daha farklı bir protokol uyguluyoruz. Mesela 2 ayda bir seans yapıyoruz ama yine 4 seans, yani 8 ay içinde 4 seans bir uygulama yapıyoruz ve tekrar 6 ayda bir tekrarlıyoruz. Peki hocam, kolajen kullanımı son derece önemli, önemi herkes tarafından biliniyor artık ve bu anlamda da birçok kolajen preparatı ve enjeksiyon yöntemi de var. Sizin kullandığınız tedavi protokolünü diğerlerinden ayıran en büyük özellikler nelerdir? Çok kolay uygulanabiliyor çünkü toz halinde geliyor ve vakumlu bir flakon içinde. Biz onu belli bir miktarda serum fizyolojik ve mezoterapi etkisini arttırmak için de çok az miktarda jetokain beraber kombine ediyoruz. Daha sonra iyicene karıştıktan sonra cilde enjekte ediyoruz. Yani kullanımı çok kolay. Şimdi siz doğal ve saflaştırılmış güçlü bir kolajenden bahsettiniz. Evet. Ve bunu enjeksiyon yoluyla, enjeksiyon yapılabilirliği, özelliği olması sebebiyle dokulara enjeksiyon yoluyla kazandırıyorsunuz. Evet. Peki bu doğal kolajenin başka formları var mıdır hocam? Yani Leneral'in başka formu vardır ama içilebilir formunun olup olmadığını bilmiyorum. Leneral'in hidroformu vardır. Onun içinde peptit, amino asitler ve marin kolajen var. Ki oradaki hyaluronik asitin içine biz linerazeyi de beraber kombine edebiliyoruz ki o çok flash bir, inanılmaz güzel bir etki yapıyor veya tek başına uygulayabiliyoruz. Peki bu işlemler satın alma yönüyle değerlendirecek olursak ulaşılabilir rakamlar mıdır? Siz farklı ve yeni bir tedavi planından bahsettiniz. Pahalı bir işlemler midir bunlar? Aslında pahalı bir işlem değil. Yani çünkü uyguladığım kimi teknolojik ürünler, makineler çok daha pahalı. Hiç pahalı bir yöntem. Herkes ulaşabilir bence yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Doğadan gelen güçlü kolajen yapıya sahip yeni bir etken maddesini yine doğada bizlere, insanlara kullanılabilmeyi keskin hatlarla izah ettiğiniz çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet sevgili seyirciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi Diyarbakır'dan konuklarımız var. Dermatoloji uzmanları Dr. Roza Zelal Aptaoğlu ve Dr. Ruken Azizoğlu Anlı efendim. Çok yaşa devam ediyor.